şöyle girsek buraya böyle bir şeyler yapsak. Oy! Ay. Şu item'im olsa ne kadar çok vurdum. Kestim o geldi. Nasıl geldi? Neye göre geldi bilmiyorum ama. Arkadaşlar hepinize Nejo kanalından merhabalar. Wild Rift kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık komple bütün Wild Rift alemine nokta koyacak olan hero yani Shyvana'yla size bir rehber çekeceğim. En iyi karakterler, en güçlü karakterler serimize koyacağım bu videoyu. Oyunun bence en ama en güçlü şampiyonu. Çok fazla tank olup inanılmaz fazla hasar çıkartıyor ve normal LoL'de alışmış olduğumuz AP Shyvana değil de buna AD haliyle yapıyoruz. Oyuna girmeden önce eşyalarımı şöyle sırasıyla dizdim. Fakat duruma göre karşıdaki AP yoğunluğuna göre bir ruh gömleği vesaire farklı daha resist itemları alınabilir. Bunu unutmayın. Onun dışında rünler bu şekilde. Zaten büyüleri söylemeye gerek yok çünkü ormana gidiyoruz. O zaman haydi oyuna geçelim. Bakalım şu hayvana neler yapıyormuş. Evet, vadiye indik. Bir tane kılıcımızı aldık. Artı 12 saldırı gücü veren. Yavaştan da direkt rakibin redine gitmeden önce totemimi rakibin blusuna atacağım. Çünkü onun da nereden başladığını görmem benim için önemli. Şuraya bıraktık totemimizi. Hemen kendi redime doğru geçiyorum çünkü anca yetişebiliyorum. W ile başlıyoruz ilk öncelikle. Shyvana inanılmaz fazla tank olup çok fazla hasar çıkartabilen bir şampiyon haline geliyor. İlk başta zaten 5 olmak çok fazla önemli. 2 tane AP var. Büyük bir resist item çıkmam gerekecek. Normal size gösterdim itemlar değil de büyü direnci almamız gerekecek itemlarda. Haberiniz olsun. Ben şunu bir rahatça aldıktan sonra şöyle ne oluyor ya, orada ilk kan falan dökülüyor, mitleyle bir şeyler oluyor da hiç umurumda değil, hiç oralı değilim. Bu arada overlay'de bir değişiklik yaptım. Eski videolarıma göre farkı anlayacaksınız. Normalde iPad'in ekranı bir wide screen, yani böyle full HD bir çözünürlükte olmadığı için, kare olduğu için ben o görüntüyü yaymam gerekiyordu. Fakat şu anda anlayacağınız üzere oyun, daha doğrusu ekran birazcık daha böyle güzel, bozulmamış bir çözünürlükte. Onu zaten fark etmişsinizdir. Şunu demek istiyorum. Acaba bu ekranda devam mı edelim yoksa eski ekrana döneyim mi? Bu videoda bunun cevabı benim için önemli. Biraz stop video yaparsam idare edersiniz diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Onu baştan böyle bir alt çizerek söyleyeyim. Bir smite'imiz olmuş. Smite'lar atmaya devam ediyorum. Hiç acımak yok. Smite'e hiç acımayın. Smite'lar çok hızlı dönüyor. Hemen kırmızı smite'imizi alıyoruz. Red smite'ı. Ben bu İngilizce terimlere çok fazla takılıyorum ama umarım böyle sıkıntı çekmiyorsunuzdur. Şu terimleri kullanmaya çaba göstereyim mi? Başta şu yeteneğimizi kulluyoruz. Yani bu çift vuruşu yapan yeteneğimizi. Yukarıya bir gank denemesi var sanki. 3 kişi olmuşlar. Hemen şunu da aldıktan sonra 5 level hızlıca olacağız. Fakat Zix buraya doğru geliyor. Bu çaldırmamak istiyorum. Smite'ım da yok. Tamam. Aldım. O Yasuo da burada. Ulti açayım dedim. Açmadı. Oğlum bir şey diyeceğim. Yasuo jungle değil mi? Jungle. Yani midteki farmı aldı o sırada. Okey. Problem yok. Ben de ilk base attığımda mahvolmuş kralın kılıcını almış olmak istiyorum. Yasuo buradaki gözü almış. Böyle çaktırmadan köşeden bir tutsam onu. Eğer yukarıda fight dönerken sıçrasını harcamadıysa derken keyfin ultisi geldi. Bot da ittirmiş. Bu durumdan aha. Oğlum nereye attı bu ki? Tamam, bu öldü. Eğer sıca atmazsa dedim, ben de attım. Tak kafaya koyduk mu aldık. O kadar kötü ultiye rağmen elimizi aldık. Şimdi ulti formu bozulmadan hızlıca golemleri yetiştirebilecek miyim acaba? Böyle gidiyorum yavaştan, şu altındaki kırmızı bar bittiği zaman ultim de kapanıyor. Fakat düz atak yaptığım zaman bunu birazcık geciktiriyorum. Ultiniz bittikten sonra tekrar ulti açmak için fark etsiniz, bu alttaki Shyvana'yı sinirlendirmemiz gerekiyor. Ne kadar basic atak yaparsanız, yani düz vuruş yaparsanız, o altındaki bar o kadar hızlı doluyor. Bunun özelliği de şu. Hani bu yeteneğin bir bekleme süresi yok. Ne kadar fazla aktif olarak hasar çıkartırsanız ona göre doluyor. Öyle değilse. Buff'ı aldıktan sonra base atacağım. Ardından bir tane yani mahvolmuş item'ı tamamlamış oldum. Direkt gidip onu alacağım. Diğer skillimizi de fullledik. Neredeyse ultimiz bakın tekrardan geldi bile. Hani hazır haldeyiz. Bayağı güçlendik yani. Mavi güçlendirme artı ejder. Ejder Shyvana da çok önemli. Siz ne zaman bir ejder alırsanız Shyvana'nın bir yeteneği güçleniyor. Mesela şu anda ne çıkmış? Bulut çıkmış. Bulut hangi yeteneğimizi güçlendiriyordu? Hemen bakıyorum şöyle. W. Yani W bastığım zaman ejder biçiminde ne veriyordu bana? Hemen tekrar okuyalım. Daha fazla hızlanmamı sağlıyormuş. Normalde bunu bastığımda hareket hızı kazanıyorum. Fakat bu ejderi alıp ejdere dönüştüğüm zaman oradan bir ejder buff'ı ayarlamışlar. Daha hızlı koşuyorum. Hemen şöyle şunu alayım. Hemen ejderimize başlayalım. Ejder önemli baba. Ve bir totem bıraktık. Bu arada bu ellerinde kullandığım eldiveni sürekli soruyorsunuz abi ne işe yarıyor vesaire. Şimdi böyle
böyle bunun fıtırcıklar var. Tableti vesaire veya telefonu daha rahat tutmanı sağlıyor ve elinizi acıtmıyor. Çok ince bir eldiven, hiç terletmiyor. Ve fark ettiyseniz hani sağ sol vesaire bu hareketleri ben çok hızlı yapabiliyorum eldiven sayesinde. Eğer bu eldivenden siz de almak isterseniz açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Kırmızı duruyor mu? Durmuyor. Buraya bir hortum geldi. Ben buraya girsem mi? Aa, totemliymiş burası. Tamam, ben o sırada bunu keseyim. Acaba bir şeyler denesek mi oraya ya? Yok, Yasuo geldi, onlar bana denecek. Rakip katledildi. Seriye bağladı. Rakip seriye bağladı. Denesinler, denesinler. Denesinler şöyle bir. Denemesinler. Denemesinler, çok kalabalıkmış. Gelemesinler. Denlendik, fıtırdık, neşter çıkarttık. Çok korktum abi. Bizimki niye gitti öldü? Ama bizim Lux base'e dönmemesi gerekiyordu. Yani canı falan iyi durumdaydı abi. Böyle tak tak bir daha yere vurayım. Bu ejder formunda skill'leri kullanmak çok keyifli hayvanlarda. Bam vuruyorsun, böyle ekran falan sarsılıyor, bir efekt koymuşlar. Ora bayağı sarıyor. Şunu alayım. Bir de atak speed'i alayım. Merhaba. Devam. İlk 3 item çok önemli. İlk 3 item'ı aldıktan sonra zaten hayvana yeni yeni oluyor. Yani bu süre zarfında ultiniz olmadığı sürede hayvana da pek fazla koridorlara baskın yapmayı denemeyin. Aslında çok hızlı ormanı dönebildiği için tavsiyem hızlı kasıp bir an önce itemlerinizi tamamlayıp çok güçlü bir seviyeye gelmeniz de önemli aslında. Yani tamamen kişisel tercih ama. Hiç jungle'dan çıkmayıp tüm jungle'da dönebilirsin. Artı adamın jungle'ına falan girebilirsin. Bir seçenekler mevcut. Şurada ne yapayım? Ben şunu kesebilirim diye düşünüyorum. Böyle seni aldık. Sana yetişebilir miyim? Çok hızlı koşuyor. Sana yetişemeyeceğim. Ben biraz fazla hızlı koştum benim için. O yüzden şunu ben şöyle bir yiyeyim. Ejder formundayken hemen mavi güçlendirmemi alayım. Oradan zaten zikzik yapayım. Fazla hasar çıkıyor, fark ettiniz mi? Gereğinden fazla vuruyorum yani. 10'a 9. Yani durumlar birazcık vahim. Ama toparlamayı da biliriz diye düşünüyorum. Direkt üçlünün parasını çıkartırsam çok güzel olabilir. İkinci itemi bitirip gelebilirim. Direkt çıkacak 40 saniye. Ejder çıkıyor. Ben direkt ejderi alacağım. Çünkü ben ejderi aldığım zaman kalıcı şekilde güçlendiriyorum. Ejderliler benim için önemli. Yani kaybettiğiniz bu oyunda Shyvana ile ejderleri almış olun. İleride öne geçiyorsunuz. Ben gelmesinler. Gelseler de bu saatten sonra bir şey olmaz. Aha. Şöyle bir toplasak mı sizi buradan? Şöyle bir de çıksak mı ben oradan? Ah! Ah! Kamerayı ayarlamak çok zor ya. Bu fight sırasında görmek, yani nereye atlamam gerekiyor. Onu bir yandan görüp böyle tekrardan dönmek. Ama o kadar kişinin içinden yine birisini çıkarttık ha, güzel çaktırmadan. Yavaştan seriye bağlıyoruz. Kuleyi alır mıyız? Kuleyi alırız. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Aha. Bir. Bu arkadaş fazla mı vuruyor? Ay, birisi de geldi, ben öldüm. Yasuo'nun bakalım durumunu. 3-1-4 çok kasmış. Jhin 7-0-3 mü? Bizde durumlar ne? Draven kötü, Lux kötü, diğerleri iyi durumda. Strike'ı kadar aldık mı, aslında toparlayacağız. Hatta onu alamıyoruz şu anda. Önden bunu alsak mı? Koruyucu melek. Ölmesem alırdım. Ama şu an mantıklı değil. Çünkü zaten seriye bağlamışken öldüm. O yüzden şu anda almayı tercih etmeyeceğim. Durumum iyi. Bütün ejderler bizde. Birazcık daha güçlenmeye çalışacağım. Sıra zarfında oyun devam ederse zaten ben oyunu alır götürürüm. Ama böyle tek tek ölmek hoş değil. Yani ben yukarıda bir kill alıp bir kill verdim. Üstüne kule aldım yani. Mesela mantıklı bir takastı. Ama burada takım arkadaşımın yaptığını hiç tasvip etmiyorum yani. Hoş değil yani. Şekilde olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yasuo cidden tek başına mı kovalıyor? Yanına bana çok ters bir şampiyon. Bayağı sıkıntıya sokabiliyor beni. Ultimde giderken falan böyle bir... Aman diyeyim. Dix'in durumu ne? 3-2. Ejder çıkacak yine. Şöyle yapalım. Dönelim. Ejder'e yeni bir itemla gelelim. Dragon kalkanı falan var bildiğiniz üzere. Pasifinden gelen, canımız azalınca. O önemli. Bot alalım. Ondan sonra da bir saldırı gücü alabiliriz. Evet. Yavaştan güçlenmeye devam ediyoruz. 16-15-5-1 oynuyoruz. Ejder çıkmasına 20 saniye. Bunları kestik. Sanki flashlarsan bak sıkıntı büyük olur. Ben deliyim bak. Ben deliyim. Beni çileden çıkarma, ben deliyim. Ben ultimi doldurmam gerekiyor yine bir yerde. Hızlıca şurada mesela. Tak 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 tak. Ne kadar çok vursam o kadar hızlı oluyor. Tamam, vurmayın kız.
Anam sersemliyorum, bir şeyler oluyor. Vesol doğmuştur, birazdan gelir. Ben hemen şu alt taraftaki orman kamplarını temizleyeyim. Oo, bunu bırakamam. Olmaz. Bunu bırakamam. Bana lazım oluyor. Hızlı hızlı vuruyorum ya kanka. Vuruyucu meleğe ne kadar daha kasmam gerekiyor? 2300. Bir sonraki fight'ı, yani takım savaşını ben koruyucu melekle yapsam çok güzel olabilir. Tekrardan doğacağım. Tamam, ben dönüyorum. Durun kızlar, durun. Çok güzel haberlerle geleceğim buraya. Bak, bunu da aldık. Şimdi çok daha güçlü bir şayvana geliyor. Oyunda 7-1-5 oynayan Jin'in parasıyla neredeyse kafa kafayız. Ezreal'da iyi farm yap. Aa, ne yaptı onlar? Takımdan bir kat edilmiş. Geçirdik mi? Oy. Bu saatten sonra kaçarın yok. Senin de yok. Senin de yok. Hiç sıkıntı yok. Eyvah, eyvahlar olsun. Ama bak takım... Aaa kalbim! İkisini ben tek başıma kestim. Bu süre zarfında bu üç arkadaş hangi işe yaramış olabilir? Abi bunu açıklar mısınız yani? Şu anda yorumlara bekleniyorsunuz arkadaşlar. Zorlayıcı maçlardan birindeyiz arkadaşlar şu anda. Bunu gargoyle olarak alacağım. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Armor değil de demedim ya. Kaç armorum var ki, ona da bakmam lazım. Böyle 140 zırhım var. 40 zırh yemez ki ya. Az bir zırh. Ama birazcık da armor alsam AP'leri hızlıca mı kessem, hani onlara mı fokus atsam gibi düşünüyorum şu an. Peki bunların can çalma durumu ne? Aslında bunlar da can çalma mahvolmuş şu an. Geldi geldi geldi. Oha bari. Taş ya taş ya. Lepeşi niye ağlar benim? Bak artık peşimi. Tak. Vur kuleye oğlum. Oğlum bir dakika, ne oluyor? Ortalık bir anda karıştı. Bir anda hızlıca karıştı. Ejderi de alalım hemen. Bunu alabildik mi? Bence aldım. Dur ben şunu alayım da bir garanti olsun. Hemen şöyle. Tamam, devam 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 devam. Bam bam bam. Kanka çalıyorsun. Şu anda çaldım. Ve burada ölmüş de olabilirsin. Teşekkürler. Var mı başka? Ejderi kızdırmayın. Ejderi kızdırmayın arkadaşlar. Kulağınızda küpe olsun. Çok fazla hasarım var. Bir o kadar da ölmüyorum. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Atı kütür vururum ve ölmem. Şimdi bu şekilde gargoyle basmış biliyorum herhalde. Kaçabilir miyim oğlum? Şöyle. Şöyle kaçabilir miyim? Aaa. Bir ADC. Bir taşıyıcı. Bana niye sıçra atmasın? Çünkü baron var. Baronu alır. Baronu alırlar. Niye atmasın yani? Sattık mı biraz gaza gelip? Olsun. Çok güzel bir video oluyor şu an. Kritik, 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 kritik. Sivil mi alsam, round 1 alameti mi alsam diye düşünüyorum. Burada çok fazla param var. Bunu kırılır, bunu satarım. Bunun kurdağını var, tamam mı? Hani bir daha pasifin gelmesi gerekiyor. Sonra Sivil'i alayım. Sonra da bir round düğün alayım. Kazanmışız. Ne oldu oğlum arka planda? BTP barona vursanıza. Abi barona vurun. Rakip takım teslim oldu. Baksana şu halime, nasıl teslim olmasınlar? Abgüm hayvana çok güçlü arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olup zilden bildirimini açmayı unutmayın arkadaşlar. Seri önerileriniz, hangi ekranı tercih edelim, full yayalım mı yoksa böyle daha mı iyi diyorsunuz vesaire. Bu tarz önerileriniz, videolarda tercih edeceğiniz Türkçe terimler mi, İngilizce'de sıkıntı yok mu? Bunları lütfen belirtin. Her yoruma cevap veriyorum. Hoşçakalın, bay bay.